Herkese merhabalar arkadaşlar. Ayakkabı Dice kanalında yeni bir Instagram ayakkabısı kargo açımına hoş geldiniz. Biliyorsunuz ayda bir tane bu şekilde Instagram'da ithal ayakkabılardan alıyoruz ve bakıyoruz nasılmış, neymiş, ne değilmiş, hani parasına değer mi? Veya bu tarz ayakkabılar tercih eden de çok arkadaşımız var. Onlar da alacakken kargodan nasıl geliyor, kutudan nasıl geliyor görüyorlar ve buna göre de siparişlerini veriyorlar. Ayrıca bugün açacağımız ayakkabıdan bir tane de içinizden birine, şanslı birine hediye etmek istiyorum. Bunun için de bir çekiliş yapacağız. Yorumlarda Instagram adresi yazarak bir yorum yaparsanız sevinirim. Yani normal bir yorum yapıp yanına da Instagram adresi katıldım denilebilir. Fark etmez. Sadece Instagram adresinizi koyun çünkü ben Instagram'dan iletişime geçeceğim. O şekilde iletişim bilgilerinizi alacağım ve direkt olarak size istediğiniz numara ayakkabı gönderilecek. Bu şekilde de en azından bir tane çekiliş yapalım istiyordum ne zamandır. Ve hemen açalım. Sportik TC'den alıyorum eski adıyla. Şimdiki adı Sportik.com.tr. Aşağıya link bırakacağım ama YouTube'da arkadaşlar linke tıkladığınız zaman açılmıyor. Instagram'a girip benim takip ettiğim hesaplara da bakarak Sportik yazdığınız zaman direkt çıkar. Çünkü aynı isimle birden çok açıldı. Şimdi ben buradan anlatıyorum, gösteriyorum. Bir baktım bir sürü Sportik çıkmış. Dikkatli olun, benim takip ettiğim, zaten göreceksiniz yana da ekrana da koymuş olacağım sayfa görselini. Dikkatli olun. Shopee adresi var. Direkt Shopee'den sipariş de verebilirsiniz. Teşekkür ediyorum bana bu gönderimi yaptıkları için. Güvendiğim, sevdiğim bir adres. Yani en azından malının arkasında gönderiyor, takip ediyor. Çok da fazla yayılmak, dağılmak istemiyorum Instagram noktasında. Bana da çok soruyorsunuz şu nasıl, bu nasıl, ama arkadaşlar benim bildiğim adres burası. Ve aldığım adreslerde, videolarda, kargo açımlarında girip oralardan kontrol edebilirsiniz. Evet, kutular bildiğiniz üzere bu şekilde geliyor. Hepsinde Jordan Fly kutusu var. İçinde ne olduğundan bağımsız. Çünkü bu kutuların büyüklüğü fazla. Eskiden daha küçük kutularda geldiği zaman ayakkabılar sıkış tepiş geliyordu. En azından burada daha güçlü ve sert bir sağlam bir kutu var ve ayakkabılar ezilmiyor. Siyah poşetle gelmiş. Bu gönderim de hoşuma gitti. Normalde daha ucuz hissettiren kağıtlar olurken bu poşet oldukça evet, güzel poşet geliyor. Evet. Normalde aldığımızda da bu poşetler geldiği zaman benim hoşuma giderdi. Evet, şöyle açalım. Hatırladın mı bu ayakkabıyı? Kyrie 4 mü bu? Evet, bir geçmişe gittik resmen arkadaşlar. Kyrie Irving'in Kyrie 4 ayakkabısı. Ne ayakkabıydı ya, değil mi? Şu diğerini de çıkartalım. Gerçekten o etrafı sarsan bir ayakkabıydı. Ve bizim kanalı açtığımız ilk zamanlara da denk geliyor. Kyrie 3, Kyrie 4 değil mi? Evet. Daha 5 sene öncesi tabii ki. Biliyorsunuz artık Kyrie Irving Nike'la işbirliğini sonlandırdı ama çok ikonik ayakkabılara da imza attılar birlikte ve hala insanlar bulsa çok büyük paralar vermeye razılar gerçekten. Benim koleksiyonumda da bayağı var. Bir kısmını sattım, bir kısmını elden çıkarttım ama hala duranları çok seviyorum. Bu Kyrie 4 de bende yok arkadaşlar. İki tane almıştım, ikisini de daha sonradan elden çıkartmıştım. Niyeyse, niye böyle bir şey yaptım? Üzüldün. Hala şey çok aldım. Üzülüyorum gerçekten. Niye şey yaptım, niye sattım, niye elden çıkarttım diye. Ama şimdi sizlerle bir tane daha burada bakmış, incelemiş olacağız. Normalde bulmanız imkansız arkadaşlar bu ayakkabıyı. Ancak bu şekilde ithal satan adreslerden ve bu Sportik.com.tr'den alabilirsiniz. Aldığınızda nasıl geliyor? Şimdi hadi birlikte ona bakıyor olalım. Genel şekil şemali itibariyle yani gayet normal. Bakıldığı zaman fena hissettirmeyen, formlu, büyük bir ayakkabı. 45 numara çok büyük geldi şu an bana mesela. Muhtemelen bunda bayağı büyük gelecek. Bana göre de size'ınızı ayarlayabilirsiniz. Normalde Nike'da işte 45 giyiyorum. Adidas'ta 44.5 giyiyorum. İthal ayakkabılarda da 45 söylüyordum. Kimisi daha dar, kimisi daha bol gelebiliyor. Size'ları %100 aynı değil. Normalde bütün markaların zaten her ayakkabıdaki size'ı değişiyor. Kimisi daha dar, kimisi daha bol oluyor. Şöyle altını çevireyim. Alt arkadaşlar yani çok aşırı aşırı sert değil. Çok yumuşak da değil. Dışarıda oynayabilirsiniz ama bu ayakkabılarla. Veya işte yürüyüş yapabilirsiniz, giyebilirsiniz. Daha sağlam, daha güzel oluyor. Normalde bu bölümlendirme ayakkabıya bir miktar esneklik sağlayacak. Tabi burada çok aşırı performans gösterebilir misiniz? Emin değilim. Yani ben daha çok bu ayakkabıları hani gündelik alın veya daha gündelik tercih edin. Şekil şemal itibariyle tercih edin. Onu isterim. Ama hani performans için böyle alacağım, saatlerce giyeceğim diyorsanız çok size yardımcı olmayabilir. Çünkü giydiğiniz zaman o aşırı aşırı rahatlık olmayabiliyor. Onun dışında altında bir Kyrie logosu var ve şurada ise H22 mi yazıyor? Ya yani şu şeyi anlamış değilim. /11 değil mi? Ha, 11/11. Evet, tersten bakınca ne olduğunu anlayabilirim. Evet, 11 numara ve içinde fear not real mı ne, öyle bir şey yazıyor. Tam okuyamadım. Şuralarında. Şu iç kısmında yazılar var. Böyle ufak kondurmalarda buralarda mevcut arkadaşlar. Hemen şurada sanki kaleminizle yazmışsınız gibi çok hoş. NBA'de biliyorsunuz birçok oyuncu yazıyor. Hatta Kyrie hala yazıyor.
Bakın burada farklı bir yazı var. Sizlerde bu şekilde ne kalem diye geçiyor bunlar? Silinmez belki mimar tahta, kalemi mi? Tahta kalemi mi? Bilemiyorum. Tekstil kalemi falan da olabilir. Yazabilirsiniz. Evet. Ama zor bir şey bence bu. Çünkü biz bir tanesine yazıyoruz. Şimdi NBA oyuncuları her maç yeni bir şey aldığı için onlara önemli değil. Kötü yazsa da bir maç yani. Bizim kötü olduğumuz şekli bozuldu mu tekrar tekrar yazma şansımız yok. Burada da çocukların ismi, baş harfleri vesaire oluyor. Kalp koymuş falan. Çok hoş, çok güzel. Biliyorsunuz zaten bu ikonik pençe tasarımı birçok ayakkabıda da devam etti. En azından benzerleri. Bu gerçekten çok güzeldi. Kyrie 5'im duruyor muydu? Kyrie 5'im duruyor. Bunu 4000 liraya falan isteyen oldu. Kusura bakma dedim ya, veremem dedim. Hadi ya. Yani onu bir tutuyorum. Niyeyse çok güzel ve çok da temiz kullandığım bir ayakkabı. Hı-hı. Galiba Kyrie serisinde en güzeli 5 diye düşünüyorum. En çok böyle ses getiren. Sizler ne diyorsunuz? Aşağı yorumlarda zaten katılmak için yazacaksınız yorumunuzu. Bir de Kyrie serisinin en sevdiğiniz ayakkabısı hangisi? Onu da söylerseniz ben de görmüş olurum hangisini en çok seviyorsunuz. Böyle bir analitik tutmayı seviyorum. Aa, bu çok seviyormuş, bu çok seviyormuş diye. Üstüne bakalım biraz daha yaklaşırsanız. Üstü fena değil. Biraz mukavvamsı bir his veren ve dikişleri de olan bir üst kısmı var. Muhtemelen içinde bir sert karton var. Ön kısımları parmaklarınız için bayağı sert. Fena değil. Güzel olmuş bu arada burası. Arkaya doğru geldiğimiz zaman bu bütün yapı devam ediyor. Çok kötü değil arkadaşlar. Yani fena olmayan bir üst kısmı var. Nike logosu, dikiş ve arkası da çevireyim. Arkasında bir sanki kondurma olsaymış gibi hissettirdi. Ne diyorsun bu renkte? Evet, değil mi? Çok sade, çok güzel ama sanki arkasında yani şu yeşil renkte, meşil renkte yapabilirlermiş. Hmm. Veya siz yapabilirsiniz. Alıp kalemle arkasına yazı yazmak için çok güzel. Yani alıp şöyle çizgi çekseniz bile bence güzel gözükür. Hemen bu bilek kısımlarına bakıyorum. Bilek kısımlarındaki pedleme fena değil. Bayağı kalın bir pedleme yapılmış. Cidden güzelmiş arkadaşlar. Bunun pedlemesini sevdim. Şöyle içini de çıkartıyorum. İçinde arkadaşlar Kyrie logosu var. Şöyle görebiliyor musun? İmzası altta mı? Logosu, imzası, özür diliyorum. Ve içi de gayet temiz, güzel duruyor. Dil yapısı yine bayağı kalın. Pofidik pofidik dillerin üstünde Kyrie logosu. İçinde de bu o göz, üçgen göz vesaire vardı ya, hatırlarsınız. Evet. Beşlerde falan çok zaten ön plana çıkmıştı. Onu görüyoruz. Gayet sade, şık, tatlı bir Kyrie 4. Ne diyorsunuz? Beğendiniz mi? Benim cidden hoşuma gitti. Yani bu zaten herkes ya. Yani Kyrie severin, Kyrie ayakkabısı severin. Beğeneceği tarzda bir ayakkabı olduğu için. Tabii ayakta nasıl duracak bir de ona bakalım. Ayakta güzel olacak mı? Sanki 45 şu an çok büyük gelecek gibi geldi bana ama. Bunu da deneyelim ve son olarak çıkışımızı yaparız. Beyaz ayakkabılar da yazın çok güzel gidiyor arkadaşlar. Basket ayakkabısı olsun olmasın. Ben beyaz ayakkabı giymeye bayılıyorum. Evet, şimdi çorabım da oldukça ince ama bir miktar büyük geldi. Yani eğer numara yoksa mesela bir tık düşük numaraya gidebilirsiniz veya ciddi kalın çorapla da giyebilirsiniz. Neyse, ya da tabanlık. Tabanlık kesinlikle. Evet, iyi hatırlattın. Ben genelde zaten Instagram ayakkabılarına kesinlikle ve kesinlikle bir tabanlık öneriyorum. Yani konforunuzu çok arttırır. Hatta normal ayakkabıları bile giyebilirsiniz aslında. Mesela basketbolcuları, NBA oyuncularına hiç dikkat ediyor musunuz bilmiyorum. Hepsi ortolight, yok pardon, orthodontics mi deniyor? Bir şey diyor. O gerçi dişle alakalı. Orthodonti de. Bir şey söylüyor. Tam şu an hani terimini hatırlayamayacağım. Tabanlıkla alakalı. Özel olarak tabanlık yaptırıyorlar. Mesela Yanis her maçtan sonra ayakkabılarını hediye ederken içinden tabanlığını çıkartıyor, ayakkabıyı öyle hediye ediyor. Zaten hani onlar aslında tabanlığa ihtiyaç duyulmaması gereken ayakkabılar. Dolayısıyla aslında her ayakkabıya koyabilirsiniz tabanlığı. Ama bunlar için ben özellikle tavsiye ediyorum. Şu an büyük geldi cidden. Şu an parmaklarımın önünde bayağı bir boşluk var. Yani 46 giyenler de alabilir. Veya buna bir tabanlık koysam efsane olur. Burada arkadaşlar zoom'u hissedilebilir yastıklaması. Fena değil biliyor musun? Yani güzel, rahatmış. Yani. Evet, Sporting.com'dan aldığım rahat ayakkabılardan bir tanesi arkadaşlar. Çok geniş, çok ferah. Geniş ayaklı arkadaşlarım için de uygun olur. Bilmiyorum, ayakta da şık duracağını düşünüyorum. Nasıl duruyor mesela? Ben bayağı bulky duruyormuş. Evet. Bu 4, unutmuşum. Evet, biraz da büyük olduğu için de ben böyle duruyor olabilir. Ama şu an bir tabanlık koysam altına dışarıda takılabilirim. Siz de bir tane kazanmak istiyorsanız arkadaşlar yorum yapmanız yeterli. Kazananı da Instagram'dan açıklayacağım. Bu videoyu koyduktan sonra, bir hafta sonra Instagram'da beni takipte olun, hikayelerde paylaşıyor olurum. Görüşmek dileğiyle diyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza giden keyifli bir video olmuştur. Bir sonraki defalarda görüşmek dileğiyle. Ayakkabı Dersi bugünlük. Evet.